mutlaka okuman gereken çok güzel kişisel gelişim psikoloji kitap önerisiyle geldim. Kitabın ismi İyi Hissetmek. Kitap daha çok depresyondaki kişiler için yazılmış aslında. Kendine yardım edebileceğin çok önemli pratiklerle depresyondan kurtulmanı sağlıyor kitap. Fakat ben sadece depresyondakiler için değil, aynı zamanda herkesin okuyabileceği bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani yeni bir inanç sistemi geliştirmek isteyen, negatif düşüncelerinden kurtulmak ve daha pozitif hissetmek, daha pozitif düşünmek isteyen herkesin okuması gereken bir kitap olarak düşünüyorum. Çünkü hepimiz çoğunlukla mantıksız düşüncelerimizin, bilişsel çarpıtmalarımızın, kitapta bunlardan da bahsediyor. Maalesef ki esiri altında olabiliyoruz. Kendimizi sıklıkla kötü hissedebiliyoruz. Sıklıkla negatif düşünebiliyoruz. Özgüvensizliklerimiz oluyor. Kitabın zaten vaatleri arasında duygu durumunuzdaki dalgalanmaların nedenlerini anlamak, olumsuz fikirleri kafamızdan silip atmak, suçluluk duygumuzla başa çıkmak, sevgi ve onay bağımlılığımızın üstesinden gelmek, özgüvenimi arttırmak, hiçbir şey yapmamak ile baş etmek, depresyonun acı verici girdabından kurtulmak var. Kitabın zaten arka kapağında da şu şekilde açıklamışlar. Kitap bu konularda da gerçekten çok güzel bir şekilde yardımcı oluyor. Öncelikle merhaba, ben Aslı ve kanalıma hoş geldin. Bu kitap benim aslında kişisel gelişim yolculuğumda okuduğum ilk kitap. İyi Hissetmek kitabıyla başlamıştım ben. Pandemi döneminde okumaya başladım ve pandemi dönemi boyunca aslında hep bu kitaptaki pratiklerle çalışmaya başlamıştım. Ve birçok aslında hayatıma faydası olduğunu söyleyebilirim o dönemde ve bana gerçekten iyi hissettirmişti. Yani söylediği gibi iyi hissetmek kitapla birlikte gelmiş oluyor. Ben bu kitabı tekrar okumaya başladım. Çünkü bir önceki videoda, düşünce gücü videosunda da bu kitaptaki bilişsel çarpıtmalardan ve çok önemli bir pratikten bahsetmiştik. O yüzden ben bu kitaba tekrardan başladım. Bir önceki videodan beri kitabı okuyorum. Zaten biraz kalın bir kitap. O yüzden henüz bitirmedim kitabı. Fakat bu kitabın bence hemen bitirilmesi gerekmiyor. Tam tersi, biraz daha sindirile sindirile, içindeki pratikleri yaparak okunması gerektiğini düşünüyorum. Yani hayatımıza entegre ettiğimiz zaman gerçekten çok faydalı olan bir kitap. Kitap bilişsel terapiyi temel alıyor. Bilişsel terapinin ilk ilkesi, kitaptan okuyorum, tüm duygularınızın bilişlerinizle ya da düşüncelerinizle yaratıldığıdır. Biliş, olaylara bakışınız, algılarınız, zihinsel tutumlarınız ve inançlarınız demektir. Buna dünyayı nasıl yorumladığınız, bir kişi ya da bir şey hakkında kendinize söyledikleriniz de dahildir. Şu anda böyle hissetmenizin nedeni, şimdi düşünmekte olduğunuz şeylerdir. Kitap şunu söylemek istiyor. Ne düşünüyorsan o şekilde hissediyorsun. Yani düşüncelerin duygularını etkiliyor diyor. Bizim aslında duygularımızı etkileyen şey durumlar, olaylar değil. Olaylar bir tür nötr, olumlu, olumsuz bir çeşit olaylar dizisi. Fakat biz bu olaylara zihnimizde, düşüncelerimizle bir anlam veriyoruz. Ve bu anlamlara göre aslında duygularımız şekilleniyor. Ve kitapta da şunu söylüyor. Duygu durumunuzdaki değişikliklere neden olan olaylar değil, algılarınızdır. Yani aslında sen dünyayı nasıl algılıyorsan o şekilde hissediyorsun. Nasıl düşünüyorsan düşüncelerin duygularını etkilemiş oluyor. Eğer negatif düşünüyorsan sürekli, negatif düşüncelerin negatif duygular hissetmene neden oluyor. Eğer pozitif düşünüyorsan kendini daha pozitif hissediyorsun. Kitapta şunu söylüyor. Biz dünyayı çarpık bir şekilde algıladığımızda, yani bilişsel çarpıtmalarımız yüzünden dünyayı mantıksız bir şekilde algılıyoruz ve bu yüzden kendimizi kötü hissediyoruz. Bu yüzden depresyona girdiğimizi söylüyor kitapta. Ve dünyaya bakış açımızı değiştirdiğimizde kendimizi daha iyi hissetmeye başlıyoruz ve daha gerçekçi bir şekilde dünyayı algılayabiliyoruz. Kitaptan altını çizdiğim bir yeri okuyacağım. Duygular gerçekler değildir diyor. Olumsuz duygu gerçekmiş hissi uyandırır ve onu yaratan çarpıtılmış düşünceye inandırıcılık yükler. Bu döngü sürer gider ve sonunda içinde tutsak olarak kalırsınız. Zihinsel hapis bir yanılsamadır. Elinizde olmadan yarattığınız bir oyundur. Gerçek görünür çünkü gerçekmiş gibi hissedersiniz. Bu duygusal hapisten kurtulmanın anahtarı nedir? Basitçe düşünceleriniz duygularınızı yaratır. O zaman duygularınız düşüncelerinizin
doğru olduğunun kanıtı olamaz. Hoş olmayan duygular sadece olumsuz bir şey düşündüğünüzün ve ona inandığınızın göstergesidir. Bir başka altını çizdiğim yerde, eğer kendinizi ve yaşamınızı değerlendirme biçiminizi önemli derecede değiştirmediyseniz düzelme duygusu kısa süreli olacaktır. Kendinize zarar veren düşünme ve davranış biçimlerinizi yeteri kadar tersine çevirmediğiniz sürece yeniden depresyona girebilirsiniz. Yani bu sadece depresyon için geçerli değil. Yine kendimizi kötü hissetmeye devam edebiliriz. Yine kendimizi acı verici duyguların içerisinde bulabiliriz. Yani aslında bu negatif durum tekrar tekrar kendini yineleyebilir. Bu yüzden düşüncelerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için ilk olarak bilişsel çarpıtmalarımızın farkında olmamız gerekiyor. Bilişsel çarpıtmalar bizim mantıksız düşünme şeklimiz diyebiliriz. Bunlar daha çok negatif düşünme kalıpları, düşünce kalıpları. Bilişsel çarpıtmalara kısaca değinmek istedim. Birincisi hep ya da hiç düşünme. Bu özelliklerimizi siyah ya da beyaz olarak çok uç noktada değerlendirmemiz anlamına geliyor. Kendimizi mükemmelin altında görmediğimiz zaman başarısız hissetmeye başlıyoruz. Bu mükemmeliyetçiliğin de temelini oluşturan bir düşünce şekli, bilişsel çarpıtma. Tabii ki mantıksız bir düşünme şekli. Çünkü hayatta her şey siyah ya da beyaz değil. Bazen gri olan şeyler var. Kitapta şöyle söylüyor. Kimse tamamen zeki ya da tamamen aptal değildir. Kimse tamamen çok çekici ya da tamamen çok çirkin değildir. Hepimizin aslında bazen zekice düşüncelerimiz oluyor. Bazen aptalca düşüncelerimiz oluyor. Ama hiçbirimiz tamamen çok zeki ya da çok aptal değiliz. Örneğin işte bilim insanları çok zeki olarak görünüyor. Ama bilim insanlarının bile mesela bazen çok aptalca düşünceleri olabilir. Veya işte çok çekici olarak gördüğümüz modellerin bile bazen çirkinlikleri, işte özgüvensiz oldukları bazı özellikleri, figürleri, işte kusurları olabilir. Yani kimse aslında sadece tek bir kusurla kendimizi kusurlu bir insan olarak görmememiz gerektiği anlamına geliyor bu. Bu gerçekten hepimizin zaman zaman yaptığı bir bilişsel çarpıtma. Buna da gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisi aşırı genelleme. Tek bir olumsuz durum başımıza geldiği zaman bunun tekrar tekrar başımıza geleceğini düşünüyoruz. Geleceğini düşünüyoruz. Yani bu olay sanki çoğalacak ve hep tekrar tekrar bizi bulacakmış gibi. İşte bir kez reddedildiğimizde mesela kitapta bundan örnek vermiş. Bir kez reddedildiğimizde herkesin bizi reddedeceğini düşünüyoruz. Tek bir hayatımızda işte kötü insanla karşılaştığımızda hep kötü insanlarla karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Ve tek bir durumu aslında tüm olaylara aşırı bir şekilde genellemiş oluyoruz. Bu da bence tehlikeli bir bilişsel çarpıtma türü. Bu da mantıksız bir düşünme. Çünkü bu sadece bir kez başımıza geldi. Bu tekrar tekrar başımıza gelecek anlamına gelmiyor. Bir şeyler değişebilir, dönüşebilir. Yani sadece bir kez oldu diye tekrar olacak anlamına gelmez. Üçüncüsü zihinsel filtre. Bir olaydaki tek bir negatif ayrıntıya odaklanıp tüm olayın olumsuz olduğunu düşünmek. Yani sadece orada küçük bir olumsuz detaya takılıp bütün hayatını değerlendirmek, bütün olayı negatif bir şekilde değerlendirmiş oluyorsun. İşte buna örnek olarak çorbandan bir saç çıkmıştır mesela. O çorbadaki saç detayı bütün yemeği mahvetmiştir. Oysa ki yemekte işte ailenle güzel bir şekilde sohbet etmişsindir, gülmüşsündür, eğlenmişsindir veya işte sonra tatlı çok lezzetlidir. Ama sen ne yapıyorsun? Çorbandan çıkan işte bir tane saç deli yüzünden bütün yemeği kendine mahvediyorsun. Ya işte çok kötü geçti her şey diye mesela bütün olayı negatife dönüştürmüş oluyorsun tek bir detay yüzünden. Dördüncü bilişsel çarpıtma olumluyu geçersiz kılmak. Yani olumluyu görmezden geliyorsun. O kadar da büyük bir şey değildi diye. Hatta bazen bu olumluyu bile olumsuz bir şeye çevirebiliyorsun. Örneğin biri sana iltifat ettiğinde işte "Aa, çok güzel görünüyorsun, çok güzel olmuşsun bugün" dediğinde hemen bunu da uçluyorsun. Yok ya, o kadar da güzel olmadım ki, işte kibar bir insan olmaya çalışıyor, işte iyi davranmaya çalışıyor, yoksa böyle düşünmüyor şeklinde ne oluyor? Onu reddetmiş oluyorsun, kabul etmiyorsun yani. Ve işte biri seni sevdiğinde, seni desteklediğinde dersin ki "Ya aslında onlar beni gerçek beni tanımıyorlar, bu yüzden böyle düşünüyorlar. Gerçek beni tanısalardı işte böyle düşünmezlerdi. Aslında ben sahtekarın tekiyim" şeklinde ne oluyor? Kendini kötü hissettirmiş oluyorsun. Olumlu bir detay olsa bile, seni destekleyen, seni seven insanlar olsa bile sen bunu olumsuza çevirmiş oluyorsun.
İkinci bilişsel çarpıtma sonuçlara atlamak. Bu ikiye ayrılıyor. Bir tanesi zihin okumak, diğeri de falcılık yapmak. Zihin okumak da basit bir şekilde aslında karşındaki kişilerin düşüncelerini negatif bir şekilde tahmin etmeye çalışıyorsun. Mesela arkadaşın seni aramadı, diyorsun ki ya işte artık kesin beni sevmiyor, benim arkadaşım olmaktan artık keyif almıyor, o yüzden beni aramıyor, sormuyor dersin. Ama aslında arkadaşının o an yapması gereken bir işi vardır. Ama sen bunu negatif bir şekilde tahmin ettiğin için düşünceleri ilişkini zamanla tehlikeye atmaya başlarsın, ilişkini yıpratmaya başlarsın mesela. Diğeri de falcılık yapmak. Falcılık yapmakta da bir olayın, işte kötü bir olayın gerçekleşeceğini tahmin edersin ama bu aslında asılsızdır. İşte ay şu an çok kötü hissediyorum, kesin başıma kötü bir şey gelecek demek gibi. Veya işte ay işte kesin ben sınavdan çok kötü not alacağım, kesin işte o beni terk edecek, kesin işte ben başarısız olacağım. Ne oluyor? Sürekli aslında kötü tahminlerde bulunuyoruz. Ama bunun hiçbir gerçekliğe dayanan bir temeli yok. Sadece negatif bilişsel çarpıtmalarımızdan kaynaklanıyor. Bunların hepsi mantıksız, biraz saçma bir düşünce şekli olmuş oluyor. Altıncısı büyütme ve küçültme. Bu da yıkıcı bir bilişsel çarpıtma türü düşünme şekli. Mantıksız bir düşünme şekli. İsminden de anlaşıldığı gibi başarısızlıklarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı, problemlerimizi, korkularımızı büyütüyoruz da büyütüyoruz. Buna felaketleştirme de deniyor. Çünkü tek bir olumsuz durumu, özelliği onu büyüterek felaketleştirmiş oluyoruz zaten. Felaketmiş gibi gösteriyoruz kendimize. Tam tersi başarılarımızı, bizimle ilgili güzel olan, iyi olan şeyleri de küçültüyoruz. Tabii bu şekilde düşünmek özgüvenimize çok fazla zarar vermiş oluyor. Kendimizi biraz daha aşağı hissetmiş oluyoruz. Yetersiz hissediyoruz, başarısız hissediyoruz. Bu kendimizi algılama şeklimize de gerçekten çok büyük zarar vermiş oluyor. Yedincisi duygusal karar verme. Duygularımızı gerçeğin bir kanıtı olarak görüyoruz. Böyle düşünüyorum, demek ki bu böyle olmalı şeklinde düşünüyoruz. Ama bu bir mantıksız bir düşünme şekli. Çünkü duygularımız düşüncelerimiz tarafından oluşturuluyorsa ve biz bilişsel çarpıtmalarımız yüzünden negatif düşündüğümüz gerçeği çarpık bir şekilde algıladığımız için duygularımız gerçeklere dayanmamış oluyor. Örneğin işte ben kendimi çok başarısız hissediyorum, o zaman başarısız biriyim ben şeklinde buna karar vermiş oluyorsun. Bu bizim ertelememize de neden oluyor genellikle. Çünkü işte bir şey yapacak gibi hissetmiyoruz. Ya kendimi şu an hiç motive hissetmiyorum. Demek ki o zaman bunu yapmamam gerekiyor. Ya şu an çok üşendiğimi hissediyorum. İşte o zaman ben bunu sonra yapayım ya deyip bunu erteliyoruz. Aslında o şeyi ertelememizin nedeni o anda kendimizi hazır hissetmememiz değil. Bunun nedeni onu gözümüzde çok büyütüyor oluşumuz. Mesela bir durumla ilgili kafamızda negatif düşünceler olduğu zaman ona stresle yaklaşıyoruz, onu gözümüzde büyütüyoruz. Bu sefer yapmak istemiyoruz. Örneğin işte ders çalışmak olabilir bu bazılarımız için. İşte ders çalışmak istemiyorsun. Ne düşünüyorsun? Ya ders çalışmak çok sıkıcı olacak. İşte canım çok sıkılacak. Çok uzun sürüyor. İşte ben bu dersten hiçbir şey anlamıyorum. Zaten çalışsam da ne olacak ki? Kesin sınavdan düşük alırım. Aslında negatif düşüncelerin yüzünden kendini stresli hissettiriyorsun ve onu ertelemiş oluyorsun. Yani bu senin o şekilde hissetmenden değil, negatif düşüncelerinden kaynaklanmış oluyor. Sekizincisi meli malı cümleleri. Bu çok şaşırtıcı bir bilişsel çarpıtma. Çünkü biz meli malı cümleleriyle kendimizi motive etmeye çalışıyorken, yani kendimizi hareketsiz bırakmış oluyoruz ve hiçbir şey yapamıyoruz. İşte şunu yapmalıydım, bunu bitirmeliydim dediğimizde kendimizi daha çok hareketsiz hale getiriyoruz ve biraz suçluluk da hissetmiş oluyoruz. İşte şu anda bu videoyu izlemek yerine ders çalışmalıydım. İşte veya şu anda ne bileyim evi toplamalıydım. Neden evi toplayamıyorsun? Çünkü kendini hareketsiz hale getiriyorsun. Bu sende bir suçluluk duygusu yaratmış oluyor. Meli malılar aslında pek işe yaramıyor. Şunu yapmalıydım, bunu yapmalıydım. Yok, hiçbir gerekliliğin yok aslında. Yani bu şekilde
ders çalışmalıyım demek yerine ders çalışabilirim şu an. Bu seni daha çok motive eder aslında bu şekilde düşünmek. Yani meli malı cümleleri çok faydasız kalıyor. Ve bir başka insan için meli malı cümlelerini kullandığımızda işte bunu böyle söylememeliydi, işte bana böyle davranmamalıydı dediğimizde o insana karşı da bir öfke hissetmeye başlıyoruz ve bu aramızdaki iletişime de biraz zarar verebiliyor. Dokuzuncusu etiketlemek. Etiketlemek de kendini tek bir kötü özelliğine, yaptığın şeye göre yargılamak. Bu da tabii ki zarar veren bir düşünce türü oluyor. Çünkü örneğin işte tek bir başarısızlığınla zaten ben başarısız bir insanım diye kendini şak diye etiketlemiş oluyorsun. Veya işte yapamadığın tek bir şey de ben beceriksizim diye kendini etiketliyorsun. Ne bileyim, bu şekilde kendini etiketlediğin zaman aslında kendini çok fazla kötü hissetmiş oluyorsun, kötü hissettirmiş oluyorsun. Bu diğer insanlara yaptığımız zaman da yanlış. Çünkü insanları tek bir davranışına göre etiketlediğimizde o insanları tanımlayamayız. Yani tek bir özelliğimize, tek bir davranışıma, yaşadığımız tek bir deneyime göre kendimizi de yargılayamayız, diğer insanları da yargılayamayız. Tek bir hata yapmak bizi kusurlu bir insan yapmaz. Kusurlarımız var tabii ki, bunu kabul ediyoruz, ama bu bizi kusurlu bir insan yapmaz. Sadece bu bizi normal bir insan yapar. Çünkü hepimizin kusurları, hepimizin hataları var. Kendimizi sadece hatalarla etiketleyemeyiz, tanımlayamayız. Onuncusu kişiselleştirme. Aslında hiç sorumlusu olmadığın bir durumun suçluluğunu üzerine almak, kendini suçlu kabul etmek. Hiçbir alakan olmasa da durumla ilgili kendini suçlu hissetmek. Bu da yanlış bir düşünce şekli. Çünkü bir başkasının yaptığı hata onun sorumluluğu veya bir başkasının davranışı onun sorumluluğunda, senin sorumluluğun değil. Diğer insanları kontrol edemeyiz. Evet, bazen üzerinde etkilerimiz oluyor ama hiçbir kimseyi kontrol edemeyiz. Ve kimse de senden onu kontrol etmeni beklemiyor. Bu örneğin aslında anneler için şu şekilde olabilir. Çocukları bir hata yaptıkları zaman der ki, aha işte ben kötü bir anneyim. Suçluluğu kendi üzerine almış olur. Ama aslında çocuğun hata yapabilir ve bu seni kötü bir anne yapmamış olur. Kişisel çarpıtmaların hepsi zaten yıkıcı düşünme şekline giriyor. Yani hepsi bize zarar veren, kendimizi yanlış bir şekilde algılamamıza ve hayatımızı zorlaştıran düşünme kalıpları. Kişisel çarpıtmalardan kurtulabilmek ve bunları değiştirebilmek için kitapta diyor ki ilk olarak özgüven geliştirerek başlayın. Yani özgüveninizi artırarak başlıyoruz. Bunun için çok güzel bir yöntem, işlevsiz düşüncelerimizi değiştirmek için kullandığımız çok önemli bir pratik, çok güzel bir tablo. İşlevsel olmayan düşüncelerin günlük kaydını tutmak gerçekten çok faydalı oluyor. Şuraya bir yere bırakırım örneğini de. Durumu yazıyorsun, duygularını yazıyorsun, otomatik düşüncelerini yazıyorsun. Yani o anda sana düşündüren, hemen zihnine doluşan negatif düşüncelerini yazmış oluyorsun. Bunlar hangi bilişsel çarpıtma türüne giriyor onu yazıyorsun. Ve buna mantıklı yanıtlar yazıyorsun. Yani daha pozitif düşüncelerini yazabilirsin buna mantıklı bir şekilde. Kendini savunmuş oluyorsun. Kendine daha öz şefkatli bir şekilde yaklaşıyorsun. Daha pozitif yanıtlarını, daha mantıklı cevaplarını yazıyorsun buna. Ve sonuç olarak işte kendini daha iyi hissetmiş olabilirsin, onu yazarsın falan filan. Bu şekilde çok faydalı bir pratik aslında. Yani kitapta diyor ki iç eleştirmeninizle konuşun. Yani kendini çok fazla eleştirdiğin için kendini değersiz hissediyorsun, özgüvensiz hissediyorsun, kötü hissediyorsun. Ama kendini eleştirmeyi bıraktığın zaman bu düşüncelerini değiştirdiğinde kendini daha özgüvenli, daha değerli, daha iyi hissetmeye başlıyorsun. Yani düşüncelerini değiştirdiğin zaman duyguların da değişmeye başlıyor. Ve bununla birlikte davranışların değişiyor, inançların değişiyor ve hayata yaklaşımın, hayatı algılama şeklin de değişmeye başlıyor. Kitaptaki depresyon ölçeğini de şuraya bir yere koyabilirim. Onu da yapabilirsin. Depresyon ölçeğinin yorumlamasını da koyacağım. Aldığın puana göre depresyon düzeyini belirlemiş oluyorsun. Ve gerçekten hani bununla ilgili bir yardıma ihtiyacın varsa profesyonel bir yardım almayı bir psikoloğa, bir terapiye, terapiste, bir psikiyatriste danışmanı tabii ki tavsiye ederim. Bu video kesinlikle tedavi amacı taşımıyor. Sadece bir kitap yardımıyla tabii ki kendimize yardım etmek çok güzel. Ama eğer profesyonel bir yardım alma ihtiyacı duyuyorsan kesinlikle birine, profesyonel birine danışmanı tavsiye ederim.
kitabı tavsiye etmeden önce biraz kitabı test etmek istedim açıkçası. Hani benim üzerimde işe yarıyor mu, ben bu kitaptan nasıl faydalanabilirim şeklinde biraz üzerimde çalıştım. Ve ilk olarak 17 Temmuz 2024 tarihinde 29 puan almışım bu depresyon ölçeğinden. Bu beni biraz üzmüştü açıkçası. Sonrasında tekrar bir hafta sonra neredeyse tekrar test yaptığımda 26 Temmuz 2024 tarihinde 14 puan almışım. Gerçekten bence çok büyük bir iyileşme var. Yani nereden baksan kaç gün var arada? Bir 9-10 gün falan var herhalde. Ama bu çok kısa bir süre içerisinde bile bu kadar güzel bir iyileşme gösterebilmek gerçekten beni mutlu etti açıkçası. Tekrar okumaya başladıkça gerçekten bilişsel çarpıtmaların hayatımıza ne kadar fazla zarar verdiğini ve kendimize ne kadar zarar verdiğimizi fark etmiş oldum. Ve hayatı yanlış bir şekilde algılamamıza, mantıksız bir şekilde algılamamıza, yanlış ve çarpıtılmış bir şekilde algılamamıza neden olmuş oluyorlar. Bu şekilde de kendimizi kötü hissediyoruz. Yani negatif hissetmemizin sebebi negatif düşüncelerimiz olmuş oluyor. Kendimi ne zaman kötü hissetsem hemen elime defterimi aldım. İşte neden böyle hissediyorum? Çünkü şunu şunu düşünmüştüm. İşte bu düşünceler bana bu şekilde kötü hissettirdi diye hemen bunu pratiğe döktüm. Hemen işte negatif düşüncelerimi yazdım. Bunlar hangi bilişsel çarpıtma türüne giriyor? Onları işte yazdım. 3 sütun tekniği şeklinde de yapabilirsin bunu. İşte negatif düşüncelerini yazarsın, bilişsel çarpıtmaları yazarsın, mantıklı yanıtlarını yazarsın, işte daha pozitif düşüncelerini yazarsın. Ve bu şekilde ne zaman pozitif düşüncelerimi yazsam arkasında gerçekten kendimi daha rahatlamış, daha sakinleşmiş ve daha iyi hissetmeye başlıyorum. Ve hayatta gerçekten pozitif hissetmek çok kolaylaştırıyor her şeyi. Hayatını kolaylaştırıyor, yaşamayı kolaylaştırıyor. Pozitif düşünmek gerçekten çok daha iyi hissettiriyor. Ve bilişsel çarpıtmalarla çalıştıkça ne kadar mantıksız olduğunu görebiliyorsun. Ne kadar saçma olduğunu, ne kadar aslında gerçek dışı olduğunu fark edebiliyorsun bu düşüncelerin. Ve hayata daha gerçekçi yaklaşmanı sağlıyor. Aslında biz gerçekçiliğin çoğu zaman negatif düşünmek olduğunu zannediyoruz ama bu bizim bilişsel düşüncelerimizden bilişsel çarpıtmalarımızdan kaynaklanıyor. Yani daha gerçekçi bir yaklaşım biraz pozitif düşünmeyi de içermiş oluyor. Gerçekten faydalı bir kitaptı. Bir hafta boyunca işte üzerinde çalıştıktan sonra tavsiye etmek istedim. Çok kalın bir kitap tabii ki. Okuması çok fazla zaman alıyor. Ama kitabı hemen hızlıca bitirmek yerine yavaş yavaş sindire sindire içindeki pratikleri hayatına uygulayarak okumanı gerçekten tavsiye edebilirim. Ben de o şekilde yapıyorum şu anda. Biraz daha yavaş, biraz daha sindire sindire pratikleri hayatıma uygulayarak kitabı çalışıyorum üzerinde. Ve gerçekten dediğim gibi iyi hissettiriyor. İyi hissetme kitabı bu şekilde. Anlatacaklarım da bu kadardı sanırsam. O zaman bir sonraki videoya kadar kendine çok iyi bak. İyi hisset. Love you. Bye. 10.'su kişisel. 10.'su kişisel. 10.'su kişiselleştirme.